Şimdi Batuhan, çellonun bakımı. Zaten iki tane tel takacağım. Bu sırada da nasıl takıldığını görmüş olacağız hep beraber. Takmak zorunda kaldığımız zaman genelde bunu çalgıyı satın aldığımız yerde birileri zaten takmış olabiliyor. Değilse de onlardan rica etmekte fayda var. Çünkü çoğunlukla çalgı satan yerlerde bu yapım onarımla ilgilenen birileri oluyor. O sırada orada akortunun da yaptırılması çok iyi olur. Ama değilse mecbur kalırsak ya da sonradan çıkarsak kendi başımıza yapmak zorunda kalabileceğimiz şeylerden. Bir tane çok basit bir şey, kurşun kalemle köprünün bu oluklarının, tellerin geçeceği yerlerin, yiv diyebiliriz, bu şekilde boyanması gerekiyor. Aynı şekilde üst kısım içinde geçerli. Şurada tek çıkmış bir tane şeyde de biraz daha bariz gözüksün diye yapıyorum. Şu şekilde köprünün her bir telin geçeceği yerin kurşun kalemle çizilmesi gerekiyor ki kaygan olsun. Asıl amaç bu. Rahat rahat telin kayabilmesi için. Aynı şeyi üst kısım için de yapıyoruz. Şimdi tellerimizi aldık. Çok sıklıkla da tellerin hangisinin hangisi olduğu da karıştırılır. O da ayrı bir mesele. O yüzden teller eğer bir kendi paketinden çıkıyorsa mutlaka o paketin içinde muhafaza etmek önemli. Tabii ki en kalın telimiz do teli. Sonraki sol, re, la diye gidiyor ama bazen re ile la'nın kalınlıkları birbirine çok benzediği için karıştırılabiliyor. O yüzden buna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi hemen göstereyim. Biraz daha şurada da göstererek yapalım. R telini takacağım ben şimdi. Hatta galiba şu oluyor R teli. Evet. R telinin şurada fixin geçeceği yer bir oluk var. Oranın içine yerleştirdik. Bu şekilde devam ediyorum.